Halis öylən ödü olsa, ahirki kiradını sürü qoşulmayadı. Şun bir ehtiyat yüzünün okuyluya, nefil olmağa ihtimal olasın, dörd rekadını da sürü qoşmur oluya. Bayram ayın avvalku gününe qoşluk vaatınına it namaz yiyen iki rekat namaz okuluya. Bismillahirrahmanirrahim. Hormatlı Müslüman doğulur. Ustad Muhterem El-Hac Abdurrahman Ahundi Tenglitana'nın namaz evrediş ve onun ihkamı hakta aydın gurunlarını 39. şumarada 57 dakika ve 39 saniyenin müddetinde dikkatinizi hüdürleyeriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'du. Hormatlı aziz Müslüman doğullar, bilin ve agah bulun. Her zattan odol Hak Tebarek ve Teala bizleri mükellef edip bizim üstümüzde bir din adlı olukon büyürük vazife koyuptur. Şol dinin de olukon rükni beş iş. Beş işin avvalkisi kelime-i şehadı da etmek, ikilencisi namaz okuymak, üçüncüsü ruza tutmak, dördüncüsü mallan şur zekat vermek, beşincisi kuvan gelse hacı gitmek. Beş işi bercayet Müslüman bolsan, yürü Muhammed'in yolu bileni dilen iş, şu beş iş. Şunun avvalkisi Müslüman olacak adam deslap kelime-i şehadetini aitmeliyim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Manası şey, men şayetlik veriyen, tağat kulluğu eder ya Allah yok, bir Allah Teala var. Ve yine men şayetlik veriyen, Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Allah Teala'nın bennesidir ve bizim üstümüze iyi veren ilçesidir diyeyim. Bi inni iman, yürek veren anılıp dilinde şeyle ikrar ediye, imandan sonra ki ulukun vazife namaz. Namaz dilinden sonra o zaman şu zekat vermek. O zaman Ramazan şerifden ruza tutmak. Ramazan şerifin her yılla bir ay Ramazan arazisini tutmak. Bu da bir ulukun büyürük vazifen büyürü. Ondan sonra kuvvası bari adımlar Beytillah'a gitmek. İnni men ulukun tavşıracaklı adım aziz Müslüman doğullur. İmandan sonra benlerin boynuna büyük vazife namazdır. Beş vakit namazı Hüdayi Tebarek ve Teala büyürük edendir. Müslüman bendege. Müslüman ile kafirin ulukun parhi, ulukun alık tağması beş vakit namazdır. Beş vakit namazı okuyan adam Müslümandır. Beş vakit namazını geçirmeyen vaktini okuyan adam mümindir. Hudaya inanışı, peygambara inanışı, ahirete inanışı çındır. Ama beş vakit namazı okuyacak olsak, şu beş vakit namazı hem doğru okuyup olmaya, şunun evinçe şerayetleri var, onun bir yol yordası var. Dinin içinde olukan rükun namaz olsa, şu namazın evinçe şerayetleri bitmeli. Eslap doğru sıncağı olmalı, ondan sonra doğru kusul olmalı, doğru teret olmalı, tereti, kusli, sıncağı, cava cava olup yani bedenini peklendikten sonra o zaman beylik şeraitleri bitip namaz okuyken namazı kabul oluyor. İnni men evlice sıncağı kılman tertibini aitmalıyım. Şun her zaten evlice baştan başlayıp uğrasan gelişikliyim. Mesela deslap gittin meydana oturuyan, ayak yoluna oturuyan. Şunla oturup bulundan sonra istibra etmeli.
Yani ayak yoluna oturup bulunduğu sonra mahraçta kalan peşevi ya arkada çıkarmalı. Yani ardılmalı. Onu çıkarmakta adamların tebiatları cüre cüre oluyor. Bir neçelerin ki turmak bilen geliyor. Bir neçelerin ki yürümek bilen geliyor. Bir neçelerin ki arçınmak bilen geliyor. Bir neçelerin ayağın yere vurmak bilen geliyor. Necaset mahraçta kalındır deyip güman ediyen adam her hili yoldan çıkarmayı lazımdır. Yok, fakat bir peşev edinden sonra zat kalmani hemen tövür ta hemmesi dökülüp kaydayan adamlar da bulmalı, o adamlara ardınmak gerek değil. Şu hili istibra etmek yani ardılmak fakat erkek adamlara gerektir. Emme hatırlar için gerek değil. Hatırlar necaset edip olundan sonra en tek zaman oturur, ondan sonra yuvunamalı. Necaset kalmadığına yüreği cahileşenden sonra ha venana bul, ha merdana bul, elini koşar bilen üç kere yuvmalı. Ondan sonra sol elinin parmaklarının karnı bilen dübürünü yuvmalı. Yani sırtını yuvmalı. Eğer ruhda dar bulmasa yanşı iğnip kuyruğunu çevirmeli, sırtını arasalap olundan sonra evini yuvmalı. Ondan sonra iki elini yuvmalı. Şitada bırdat aitmek yerilir. Her vakit mahraçlarını yuvmadığından evinçe toprak ya kağıt bilen süvürlenme üç tefer süvürünmeli. Deslavkıda evinden iğde karşı sürtmeli. İkincide iğdinden eve karşı sürtmeli. Üçüncide evinden iğde karşı sürtmeli. Şay diyen mi? Tomsun gülleri nedir? Emme kışın gülleri ne? Toms gülleri'nin tersidir. Yani deslavku bilen sırttan eve karşı sürtmeli. İkilencide evden sırta karşı sürtmeli. Üçüncide yine sırttan eve karşı sürtmeli. Emme hatırlar hem işe hakış olsun, hatamız olsun, avvalki tersevi ya kağıdı iğdine, ikincide evine, üçüncide iğdine sürtüp arasalanmalı. Olur için patıl park etmeye. Ayak yolu oturunda kıbla bakmalı değil. Ve kıbla arka vermeli de. Ha düzde ol, ha tevalitte ol. Yani hacethanede ol. Hatırlar oğullarının ayağını kıbla karşı tutmalı değil. Sağal bilen süvürünmek doğru değil. Ders bilen, çör bilen, olur necaset süvürülen tersek ya necaset süvürülen kağıl bilen süvürünmeli değil. Ya arpa buğday bilen süvürünmek doğru değil. Cacık ya kömür bilen ya yüfek ya her bir kıymetli dağıt bilen süvürünmek doğru değil. Erdişil dağıtlar bilen süvürünmeli değil. Çünkü o necaset süvürülüp ebbedirilecek dağıt. İsrif ol ya ol erdişil dağıt bilen süvürten. Mustarabın içinde yani Hazreti Tanrı'nın içinde dua etmek, Kur'an okuymak doğru değil. Mescidin yanında ve iyi dokulayan yerde kavrıstanına, heyvarların arasına, adamların geçecek yoluna, yerin ösüyen yerine, heyvanatların hinine necaset etmek doğru değil. Şu ideallarımızda necaset etmeli değil. Ayak yoluna oturan vaktinde geplemek doğru değil. Gusül ediyen adam, yani su düşüyen adam, ya terit alayan adam, terit alayan yerine peşev etmek ve dik duran yerine çermenmek doğru değil. Kızılan ya kumişten bulun kap bilen terit ya sınca etmek
doğru değil. Şunun kadar kumşi istaman etmek erkek adamı doğru değil. Ayak yolunu otuyken selam verenin selamını almak doğru değil. Ya müezzinin cevabını kaytarmak doğru değil. Öl avratını gözlemek doğru değil. İçinden çıkan necaseti gözlemek de doğru değil. Hidige tükürmek de doğru değil. Beterken oturmak da doğru değil. Burnunun mankasını ayırmak da doğru değil. Ennamını oynamak, aslamanı gözlemek, ihtiramlı at yazılan zat bilen mustaraha girmek, kelle yalamaç ya tayha bilen girmek, yuğmak da suni beter katı vurmak, üskürmek, devreğini kendi gözlemek, şu zatların hiçbiri ayak yoluna otuyken doğru zat değil. Hulasa istinca kılıp meydandan gelenden sonra lıvasında ya innamında necaset ya meni bolsa yuğmalı. Ondan sonra teret almalı. Deslab yüreğin bilen kastetmeli teret almağa ve diline getirip de aitmeli. Yani dilden aysan beter kavuy. Yoksa asli niyet şun yüreğinden evrenin eden kastın. Dilin bilen açacak olsan şücre aitmeli niyet kıldım teret almağı Huda için. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim deyip teret almağa şuru etmeli. Defla iki elini koşarı bilen ve parmaklarını hem ağrılap üç mertebe yuğmalı. Ondan sonra ağzını üç mertebe yani üç kere çaykamalı taze su bilen. Ondan sonra burnunu üç kere çaykamalı taze su bilen. Ağzını ve burnunu çaykamakta beter mübalağa edip ötüştürmeli. Yani hakikat bokurdanı edip kıkırdatıp çaykamalı. Eğer ruhda tutan adam olmasa, ruhda tutan adam ucuz edip çaykamalı. Cünbe edip çaykadan bokurdanı su gidip aradanı bulmak ihtimali var. Yani ağda su doldurup çaykap bokurdanı eltmeli, burnuna su doldurup çekip kanşırığına eltmeli. Arada bulmasa. Ondan sonra üç kere yüzünü yuvmalı. Kellege saç gövgeleyen yerin inki eteğinden ta yenge eteğine gidiyense o iki kulağının arası bilen yüzünü yuvmalı. Yani yüzün hududuna aydiyenle yani saçın gövgeleyenin ta yenge eteğine gidiyense boyu oraya iğne de iki kulağın arası. Şu iki aralıktaki meydanı yuvmalı. Ondan sonra sağ elini yuğmalı tırtevi bilen üç kere. Ondan sonra sol elini yuğmalı tırtevi bilen üç kere. Deslaki yuvanına bedellerini yakşı sifalamalı. Ondan sonra kellesine mesh etmeli. Bir mertebe. Mesh etmenin forması şu cüre. Deslap iki elini öllemeli. Ondan sonra iki elinin ayasını ve parmaklarını kellesinin manglayına koyup kellenin hem yerini kavap yengesine varıyansa sürtmeli. Ondan sonra iki parmağı bilen kulağını mesh etmeli. Ondan sonra sol eli bilen sağ ayağını üç kere yuğmalı. Sol elinin kulübü yekesi bilen sağ ayağının kulübü yekesinden başlayıp ağrılamalı. Yani sol elin kulübü yekesini sağ ayağın parmaklarının eteğinden sokup yukarı çıkarıp ta başın parmağına varıyansa ağrılamalı. Ondan sonra sol eli bilen sol ayağını üç kere yuğmalı. Sol elinin kulübü yekesi bilen sol ayağının başın parmağından başlayıp ta kulübü yekesine varıyansa ağrılamalı. Mesli sağ ayağın parmaklarını ağrılayışı yalim. İnha şu hile etsen inni
təritli bollumi. İndi şu təritini bozuyan zatla da var. Onunla sizin yardımına bir koyayın. Təritini bozuyan zatlar şular. İnsanın iki yolunun birinden bir zatın çıkmağı. Yani iki yolu yani evinden ya izinden bir zatın gelmeyi. Ha ağzıcık gelsin, ha kendi gelsin, ha adatta çıkayan zat olsun, mesela seydik yali, tedek yali, meni yali. Ha adatta çıkmayan zat olsun, mesela kurçuk, daş, bir de ne içinden çıkarsa, kurçuk kaçarsa, daş kaçarsa, şu zatların hepsi teretini bozuyor. Ondan sonra iki yolun kayırından necis çıkıp akmağı bozar. Mesela kan çıkarsa, başka bedeninden ya irin çıkarsa bu dağıtları da tert bozuyor. Akmaklığı deyip de akmağın en nazisi şücre kan yaranın ağzından çıkıp devreğine yayıramaklığıdır. Şöyle yaran ağzından çıkıp devreğine yayıradı aklığın nişol. Ondan sonra bozuyan adın biri burnundan kuyulan devanın ağzını doldurup ağzından gelmeyi teretini bozuyor. Burnun bir devanı kuyarsa, şu da ağzında olur, akıda ağzından gelse, şu da teretini bozuyor. Yine bir bozuyan zat, sırttan kuyulan yağ, yine kaydıp sırtın ödünden gelse, o da teretini bozuyor. Ondan sonra gusül edenine kulağa giren suğun eğlenip irin olup çıkmağı tereti bozuyor. Suğa düşüğünde kulağında suğu kalıp sonra da şöyle irin olup eğlenip çıkarsa bir de tereti bozuyor. Yine bir bozuyan da ağrıyan kulaktan irin ya karlı suğun gelmeyi tereti bozuyor. Şimdi ağırlı kulak şunun mesela yankı karlı su çıkarsa, irin çıkarsa bir teretini bozuyor. Yine bir bozuyanan kanın tükürüğü üstem ya den bulmağı yani tükürüğü kızartmağı şu da tereti bozuyor. Yine bir bozuyanan sıkılan kavarçaktan kanın çıkmağı gerçi sıkmasan çıkmayacak da olsa teretini bozuyor. Katıp katıp çıkarsan şunun kan çıkarsa şu teretini bozuyor. Ondan sonra olokon giyene ya sülük ennamından sorup dolmağı. Ennamından bir mühen giyene yavşıp ya sülük yavşıp da kıyıp doğsa doysa şu da teretini bozuyor. Ağzını doldurup tam ya su ya dongan ya ağacı kusmağı. Bu da terti bozuyor. Ağzın doğrulup su gelirse, ya yennaharın gelirse, ya dongan gelirse, ya zerdav kusarsan, silahatlar bozuyor. Ağız doğrulmanın en nazisi, şu geliyen kusukunu ansatlık bilen saklayıp olmazlıktır. Şunu saklayıp bilmesen ağzın doğruluğu. Yok ağzında saklayıp başarsan, onunla doğrulmadığı. Ondan sonra bozuyan adın biri kuğruğunu yerden götürüp oklamak bozuyor. Yani yüzün yatmak ya arkan yatmak ya yanin yatıp oklamak bozuyor. Ama dik oturan yerinde yani hiç yan kışarmanı kuğrukta yerden götürülmeni oklasan ya sandalyenin üstünde oklasan onunla bozacak gel. Yani yine bir bozuyan ad değerli olmak, yani değerliymek ki insan değerliyse son sakalarsa şu tereti yok şu, şu da bozuyor. Yine bir bozuyan da mes olmak bozuyor. Ki mesela piyan olsa şu adımda tereti yok. Yine bir bozuyan da namazın içinde yanındaki eşittirip gülmek. Yanındaki eşit de hükmen cehriye gülmen oluyen. Yanındaki de şunu eşit de şu senin teretin bozuyor namazın içinde. Namazın ki bozuyor, teretin de bozuyor. Ferç ya dübür
turan ujutga degmekligi bolar. Her ikisi de libasdan yalangaç bolup ya da beter yuqa libaslı bolup bir-birine qızgın yetişen bolsa mihilli işlerde tereti bozuya er hatırın arasında akıyım. Her etekten giyir ucudatta kaydıp gelmeyi teretini bozar. Gerçi şol giyiren adın bir ucu eline olup kamil giyirmese de. Kuğruğu çıkan adam kuğruğunu eli bilen ya yırtık parça bilen kaytalap iğdine salmayı tereti bozuya. Şu dağıtları eştirmek beter umuttur. Henüz şeker düşmeyen adam teharetinin bazı yüzüne şeker düştü. Yani bazı ennamını yuvallığını ya yuvmadıklığını aşikar bilmese şol ağzını yuvmalı. Eğer kendi şeker düşen adam olsa onunla ol şeklinin uğruna gitmez. Yani ona ehmiyet vermez. Şu aydiyanımız teharetinin arasında şeker düştüdür. Emme teharet tamam olundan sonra şeker düştü ona evet bakmaz. O şeker inlep görmeli. Sen teharetli adam sen. Bir adam teharet sindirmeğine şeker düştü. Ol adam teharetlidir. Ve min teharet sindir adam mı kam? Sindir mi kam? Şunun şekli olsa şekin uğruna gidip görmeli. Şu adam teharetli. Bir adam balığında bir öl görse sidiktiğini aşikar bilmese şol öl bile namaz okuyamalı. Gerçi şeytan onu kendi kok etse de öl vasvasanın cümlesinden mali ya. Yani şu şeytan şun mesela ya ki şol ölü sana hükmen sidik ya burada deyip kok ediyor mi? Şu zat şeytanın vasvasasından. Sen onun sidik değerliğini aşikar bilenden sonra onu inlet görmeli. Peygamber aleyhisselam aydıptır. Şeytan gelir sizin kuğrunuzdan üfler. Kuğrun kıymlan yalak olup gider. Sana aydır teharetin bozullu, teharetin bozullu deyip. Sen ona hiç vat bakma. Ta sesini eşleyensen, ya şu yelin iyisi burnuna değiyense, şunla sen teharetli bu sen. Yani şu iki alametin birden miri boluyansa, sen onu inleme diye. İnha, Peygamber aleyhisselamın şu fermayışına göre, vasvasanın uğruna gitmeliler. Teharet alıp duran adam teharetini tamam etmeke teharetini bozuyan adların biri yetişerse mesela dişi kanağı kasa ya içinin yel çıkarsa şol adam teharetini yamaşık adını kaytalamalıyım. Şimdi bir teharetini bozuyan adları tariban sizlere eşittirdim. Şimdi kusulun tertibini açacak. İğnin halallayacak olup soğuğu düşecek olan da ne mi tertiple var? Çok tertip şeyle. Şu soğuğu düşmeğine Arap diline kusur libat bir yerle. Kusur edecek adam deslap ayak yoluna oturmalı. Kağlak kaşak menisi olsa peşe ödenine gelir yani. Meydana oturup koluna deslap sırtını yuvmalı. Gerçi sırtından zat gelmese de sırttan zat gelmedik safari hiç vakit sırtını yuvmak doğru değil. Meğer kusur edecek olup meydana oturanına zat gelmese de yuvmalı. Ondan sonra evini yuvmalı. O zaman iki elini üç kere yuvup tamam etmeli. Ondan sonra gelip teharet almalı. Yokorka aydın parmağımız yağlı. O zaman üç kere defesinden su koyup hemme ennamını yetiştirmeli. Ondan sonra sağ yarışından üç kere koyup hemme ennamını yuvmalı. Ondan sonra sol gerişinden üç kere koyup tamam bedenine yetiştirmeli. İnha kusul bollu inni hemme bedenin suyesse. Kusul etmekte parz bulan zatları. Kusul etmekte üç saat parz. Bire ağzın çaykanmalı. Şun kusul etmekte ağzı çaykanmak parz. Eğer ağzında, eğer dişinde, ağrısında bir katı hamir maya donk kalınmasa şunu hükmen kalıp ayırmalı. Eğer ayırmasan kusulun edabı olmaya. İkinci parti burnun çaykamalı. Üçüncü parti ennamın hemme yerine bir kere su yetirmeli. Şu üç saat kusullu parzat. Onun meylik saatleri sünnet.
sünnet edilsiz ucuyun, pürçüğünün içini, eğer çetin olmasa yuvmak o da lazım. Bir adamlar sünnet edilsiz kalın mı olsa, ama yerde olur bir kafir tayfadan Müslüman mı olsa, inniş olunu kusul etmeli olsa, etmez ol, pürçüğünün içi su yetmeni alacak mı, şuna su yetirmeli. Ondan sonra göbeğinin içini yuvmalı. Yumulmayan deşiknin içine yuvmak gerek. Yani açılıp duran deşik bağı olsa onu da su getirmeli. Erkek adam örülen saçını çözüp içini yuvmak lazım. Erkek adam saçı örüp de saçını örse hemen çözüp hemen yerini yuvmalı işlerini taşlarını. Ama hatırlar örülen saçının düğübüne su getirse oluyor. Çözmese de düğüplerine yetirse bolcak. Sakkalın düğümündeki hamga ve kıllar aralarına su yetirmek bu da lazım. Murtun düğümüne ve aralarına su yetirmek bu da lazım. Hatının daşkı percine su yetirmek. Eğer şu pallardan biri terk olsa kusulu doğru değil. Kusulunun başına Bismillah aitmek ve niyet etmek, en namını deslâkı kuyun nasip olamak, iyi ve iyi yumak, bunlar sünnetlerdir. Adamlar görmeyecek yerine kusul etmek, havla bilen süpürünmek edeptir. Şun avretini açıp yalanaşlanıp durmalıyla kabadırak yerde kusul etmeli. Ondan sonra kusul eden sonra bir çalgı bilen en namını kurutmalı. İnnamın sularını sövürüp alsan kavuyum. Bunlar edepten. Bir doğru bulun kusurlar. İndi bir adamlar kusur etse, şun kusurluyu doğru bulmasa, doğru suya düşmek bulmasa, doğru bulmayan kusurlar da bir eşittirin size. Doğru bulmayan kusurlar şunlar. Geçen paralardan bir paralı et verilen kusur doğru de. Dırnağının içinde hamir kalan adamının eden kuslu doğru de. Ol hamir kalsa düğübüne su getirecek kadrının. Burnunla kuğru kir olan adamının eden kuslu doğru de. Derey diyen ya parça boyayan adamının dırnağının içindeki kesafetler bilen eden kuslu doğru de. Ennamına bağlığın hami ya çeynelen çörük yapışıp kuğrayıp düğübüne su yetişmeyen adamının eden kuslu doğru de. Ennamından en teçik yere şem ya çetip yavşıp ya bir naylun yavşıp düğübü kuğru kalan adamının eden kuslu doğru de. Dişinin oyuğuna mis ya başka mevat kuyulup dondurulan kişinin eden kuslu doğru de. Dişlerin taşına kızıl ya kumuş kaplap ya kopmayan cüre diş saldırıp kusul edeyen adamının eden kuslu doğur de. Oyuk dişi doldurup ya kopmayan diş saldırıp min sefer kusul etse de doğru bulmaz. Hiç vat iğni pek bulmaz. Bizim Hanefi mezhebimizde ol hemişe iğni haram adamdır. Hanefi mezhepte diş kofundan sonra cahi zahir beden mi olup aylanıyor? Ya kurçuğu kevlenine içi zahir beden mi oluyor? Ve her unvan şuna su yetiştirmeli. Eğer su yetişmese hiç vaat usul edab olmaya. Bu meseleni Hazreti Allama El-Fakihil Muhakkik Abdülhayil Leknevi Mecmuğatil Fetava adlı kitabının avvalki cildinde bab-ı kusulda 13. safhada beter eşkar edip soyup aydıya. Aziz Müslümanlar bu meselede katı ihtiyat edip korkmalı meseledir. Eğer kusulun doğru olmasa tamami eden ibadetin doğru değil. Bu meselede Hanefi mezhebin ulamaları muttafık alaydır. Yani barisi bir işip doğru değillik petvasını beriyendirler.
Aziz Müslümanlar, eğer bil farz 100 ulemadan 99 ulema diş doldurmak doğru değilse, fakat bir ulema doğru değilse, akıl olsan şol birin kini tutarsın. Çünkü kıyamatta sana ne mi deyip diş doldurmadın deyip azap verilecek değil. Emme ne mi deyip diş doldurdun deyip usluğunu akıs koydun deyip azap verilmeyin bait değildir. Mevada şol bir alımın fetvası vakıya mutabık çıksa senin tamam eden ibadetlerin ağrıdan gidip ölümde ahiret bedbahtı olup aydanıyan. O cehetten ihtiyat etmeli diş doldurmaktan ya dişi bitevi kopmayan edip koydurmaktan ya önkü dişlerini kaplatmaktan perhiz etmeliyim. Hem şunani ki Bukhara-i Şerif'ten gelen ulemalarımız ihtiyat edip doğru değerlik fetvasını verip geçiptirler. İnni gelli namazı okuyman formalarını günne 5 vakitte namaz okuyman oluyoruz. Avvalki namaz erti namazı. Erti namaz kese dağıtanın te günne okuyansa şu iki aralık şun vakti şu iki aralıkta 4 rekat namaz okuymalı. Avvalki iki rekatı sünnet, ilki iki rekatı farz. Erke adam olsan hükmen adan çekmeli. Okuyacak namazına ama adan çekmeli, farzının da evinden tekbir aitmeli, kâmet aitmeli. Zenanelerden şuri adan kâmet gerek değil. Adan kâmet fakat erke adamlara gerek oluyor. Ertirin sünnet-i şeyle niyet kıldım okuyarım ben şu ertirin iki rekat sünnetini Huda için Allahu Ekber deyip durmalı. İki rekat pardının da niyeti aynı şunu yalak niyet kıldım okuyarım ben şu ertirin iki rekat pardını Huda için Allahu Ekber. Eğer erke adam mı olup, ya hatun mı olup parzda imami yok olsalar onu bir cürü niyet etmeli. Niyet kılım okuyorum ben şu ertiyerin iki rekat parzını üydüm şu imamı Huda için Allahu Ekber. Hop. İnni bir adam ertiyerin sünnetini okuyacak olsa şehirli niyet etmeli. Niyet kılım okuyorum ben şu ertiğirin ikrat sünnetini Huda için Allahu Ekber diyenden sonra şu safhayı okuymalı. Subhaneke Allahümme ve bihamdike ve tebârek esmuke ve teâlâ cedduke ve la ilahe gayruk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنها الحمد أقيم بلونا ثورة قل هو الله أقيم لي قل هو الله أقول بسم الله ديم الله. أما الحمد أقول ندي ثاقرة قطة أعوذ بالله إتملي وثم بسم الله دا إتملي. الحمد ثورة أقيم بلونا ثورة الله أكبر ديب إنجل ملي كيلن ديدنا أنغر باسب dizinin epkidini kav yazıp arkası kellesi bilen beraber bulup eğilip durmalı. Şunna Subhane Rabbiyel Azim Subhane Rabbiyel Azim Subhane Rabbiyel Azim deyip üç kere ayıtmalı.
yine otam dikelip durmalıyım. Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd deyip dik durun yerinde, şunu aydınlığı sonra Allahu Ekber deyip inni secdeye kayıtmalı. İki ayağını, iki dizini, iki elini yere koyup, yüzünü de yere koyup, mağlayını, burnunu yere değirip, Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la deyip üç kere aydıp, Allahu Ekber deyip gönülüp oturmalı. Yine de Allahu Ekber deyip üç kere Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la deyip Allahu Ekber deyip kalmalıyım. Yine dik durup Bismillahirrahmanirrahim aydıp Elham okuyumalı, yine sürü koşmalı, Kul Huvallah'ını koşmalı, başka türlü bilmiyemezsen başka türlü okuyumalıyım. Bolondan sonra yine Allahu Ekber aydıp eğilip ruku etmeli. Üç kere Subhane Rabbiyel Azim aydandan sonra yine gön kalıp Semiallahu limen hamideh, Rabbena lekel hamd deyip dik duran yerinde Allahu Ekber aydıp secdeye aydınmalı. Secdede üç yola Subhane Rabbiyel A'la'nı aydandan sonra yine Allahu Ekber aydıp gönülüp oturmalı. Yine Allahu Ekber deyip eğilip secdeye gitmeli. Yine üç görekçe tesbih etmeli. Yine Allahu Ekber deyip kalıp gönülüp oturmalı. Oturanda sol ayağını düşüp sol ayağın üstüne oturmalı. Sağ ayağını tikip kaptalından sağ ayağın parmaklarını kıbla yüzlendirmeli. İki elini iki yüzünün üstüne koyup التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bundan sonra salavatlar okuyumalı. Salavatlar şeyle Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sallayta ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وثم آخر قصفة أقيم لي آخر قصفة أعادنا اللهم اغفر لي بات بريالة أون شيء لأقيم لي اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ولمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين ديب أخيب قولون من ثمرا وثم صغير دنيا سلام برملي ثمرا صغير دنيا سلام برمان طريقة شيلة yüzünü sağ verdiğine karşın dolap Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ondan sonra yüzünü sol gerçine karşın dolap Esselamu aleykum ve rahmetullah demeli. İnha iki rekat sünnetin tamamı oluyor. İki rekat sünnetin okuyup olandan sonra tekbir etmeli.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye alas salah, hayye alas salah, hayye alal felah, hayye alal felah. Kad kâmetis salatu, kad kâmetis salah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. O zaman inni niyet kılım okuyor men şiir tiyerin iki rekat pardını Huda için Allahu Ekber. Ya imami yutanı büyüdüm şu imama diyemeli. Ondan sonra mın da aynı safakları şu önkü sünnede okuyuşun yağlak. İnni öğle namazın vakti günahından ta her bir zatın kölgesi günörte kölgesinden maşa öğlenin iki bara varına var yansa vakti oluyor. Günahından ta şu vakti çelliş iki aralıkta öğlenin vakti diyerler. Öğlenle 10 rekat buluyor. Deslap 4 rekat sünnet, ondan sonra 4 rekat farz, ondan sonra 2 rekat sünnet. Niyetler şeyle, niyet kılım okuyor men şu öğlenin 4 rekat sünnetini Huda için Allahu Ekber deyip yondan sonra Suhaneke okuymalı, Euzu billahi bismillah edip Elham okuymalı, o zaman kul huvallah okuymalı. Yine Allahu Ekber aydıp rükuğa inmeli, rükuğ tesbihlerine aydıp Semallahu limen hamide Rabbena lekel hamd deyip rükudan dikelenden sonra yine tekbir edip secde gitmeli. İki secde edip kalandan sonra yine inni alham okuymalı Bismillah edip. Sure koşmalı. Ondan sonra yine rükuga gitmeli. Rükudan kalıp yine secde gitmeli. İki secde edip kalandan sonra oturmalı. Ettehiyyatı okuymalı. Ettehiyyatı okuyundan sonra kalmalı. Yine Bismillah edip alham okuyumalı kul huvallahını koşup yine Allahu Ekber deyip eğilmeli. Ruku etmeli. Rukudan kalanından sonra yine secde edip iki secde edip yine kalmalı. Yine alhamı Bismillah ile okuyup kul huvallahını koşup yine eğilip ruku etmeli. Rukudan kalıp da secde etmeli. Secdeden sonra yani oturup sol ayağını düşüp sağ ayağını tekip o zaman şu adam Ettehiyyatı okuymalı. Ettehiyyatın yedin naki Allahümme salli alanı okuymalı. O zaman Allahümme barik alanı okuymalı. O zaman Allahümme ağfirliğini okuymalı. O zaman salam vermeli. O zaman evlenin tekbir edip 4 rekat pardını okuymalı. 4 rekat pardına aynı iş 4 rekat sünnet yağlık yönü 4 rekat pardın ahirki 2 rekatına süre koşmanı engilmeli. O zaman pardın salam verenden sonra 2 rekat sünnetini okuymalı. 2 rekat sünnette okuruşu aynı niyet olma okuyumdan şöyle 2 rekat sünnetini Huda için deyip durmalı. Şu ertiyerin 2 rekat sünneti yağlık. Ondan sonra öğlen vakti geçenden sonra ikinliğin vakti giriyor. Tegün maddi yanışa bir de 4 rekat farz. Adana'ydı tekbir aydından sonra bir de öğlenin 4 rekat farzıyalım. İki ahırkısı süresiz, iki avurkı süreli. Ondan sonra gün matandan sonra tek bir şamak kayıp oluyansa tariban gün matandan saat çeyrek geçiyansa akşamın vakti. Şu iki aralıkta 5 rekat namaz okuymalı. Avval 3 rekat pardı. Niyet kılımı okuyorum ben. Yani şu akşamın 3 rekat pardını Huda için deyip durmalı. Bunda mesela ya ki 2 rekat şol 2 rekat sünnette okuyan safaklamız okuyamalı. Ettehiyyatı okuyup alandan sonra 1 rekatını kalıp fakat alham okuyup eğilmeli. Akşamın vakti geçenden sonra Yasin'in vakti geliyor. Yani kılır şamak kayıp olundan sonra te danat yansa Yasin'in vakti. Yasin'in vaktini okuymalı 9 rekat namaz okuymalı oluyoruz. Avvalki 4 rekatı farz. Niyet kılım okuyorum ben şu Yasin'in 4 rekat farzını Huda için deyip yani adana edip tekbir aydan sonra
4 rekat parını okuyamalı, bayini öğlen 4 rekat par diyalı. Ondan sonra 2 rekat sünnet okuyamalı, niyet dolamı okuyamalı, şiyasiyenin 2 rekat sünnetini huda için. Bir 2 rekat sünnette bayini şu ertiğin 2 rekat sünneti yalak sabahları. Ondan sonra 3 rekat salatı ütürü vacip namazını okuyamalı. Bir yasından sonra tedanat yanışan mın vakti. Mın niyeti şücüre niyet dolamı okuyorum ben şu vaktin. Üç rekat salatı vütür vacip ni huda için mani her kim yakıcı öde okuymalı. Fakat Ramazan-ı Şerif'te mani imam-ı imal var ya. Böyle ki vakit her kim öde okuymalı. O zaman mın da niyet edenden sonra bayini avval rekatta Ağzı billahi edip, bismillah edip, alham okuymalı, süre koşmalı. Yine de mesela yaka rükuğa gitmeli, rükuğdan secdeye gidip, yine kalıp Bismillah edip, alham okuyup, süre koşup, yine de rükuğa inmeli, Allahu Ekber edip, rükuğdan seme Allahu limen hamide Rabbena lekel hamd deyip, kalıp yine secdeye gitmeli, iki secdeni edenden sonra oturup ettehiyyat okuymalı. Ettehiyyat okuyup, Allahu Ekber deyip kalmalı. İnni Bismillah edip, Alham okuyup, süre koşup, inni bitadır rükuğa inmelle. Kul huvallâhını mühen yankı okuyup, kolundan sonra Allahu Ekber deyip, iki elini kolunu eltmeli. Kolunu eltip, Allahu Ekber deyip, kavuşurmalı iki elini. Kavuşurandan sonra, Dua-i Kunut diyen bir safak var, şunu okuymalı. Dua-i Kunut şuyum. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق diyenden sonra Allahu Ekber deyip rükuğa gitmeli. O zaman rükuğda Subhan Rabbiyel Azim 3 kere ayırıp yine de kalıp gönülmeli. Semiallahu limen hamideh Rabbena lekel hamd deyip dik duran yerinde Allahu Ekber deyip secdeye varmalı. Secdede 3 kere Subhan Rabbiyel A'lani aydan sonra Allahu Ekber deyip gönülüp oturmalı. Yine secdeye gitmeli. Secdede 3 kere Subhan Rabbiyel A'lani aydan sonra yine Allahu Ekber deyip gönülüp oturmalı. Sol ayağını düşüp, sağ ayağını kaldırıp, ayakların parmaklarını kıvlağa yüzlendirip, iki elini, iki yüzünü üstüne koyup, gözünü mühenin korsanına tıkıp, O zaman ettehiyyatı okuymalı. O zaman Allahümme salli alanı okuymalı. O zaman Allahümme barik alanı okuymalı. O zaman Allahümme mağfirliğini okuyup selam vermeli. Ne? 5 vakit namazı şücre. 5 vakit namazın içinde cuma düşen yerler olsa cuma namazın tertipler şeyle. Cuma namazda deslap baran adam 2 rekat tahiyyedi mescid okuymalı. Ama imam gurrun mert duran olsa onunla oturuvermeli, gurrun mert oka namaz okuyup durmalıyız. Gurrun verilmeyen vakti bazen iki rekat tahiyyat-ı mescid namazını okuymalı. Ondan sonra adan çekilir, adan çekilenden sonra 4 rekat sünnet-i cuma okuymalı. O zaman yamaçkadan tekbir aydılar, onunla iki rekat farz-ı cuma okuymalı. Bunu imama uymalı. Niyet dolamı okuyorum ben. Yani şu cumanın ikrakat pardını üydüm şu mama deyip durmalı. O sünneti ödün okuyamalı. O zaman pardı cuma okulundan sonra yine 4 rekat sünneti hazel vat deyip okuyamalı. Yani 4 rekat sünneti cuma okuyamalı. Ondan sonra yine 4 rekat ihtiyat-ı zuhur okuyamalı. İhtiyat-ı zuhuri niyet edende şu form niyet etmeli. Niyet kıllım okuyorum ben vaktine yetişip henüz okuyamadık 4 rekat namazımı Huda için
شوف بر منیت اتملی با اینی بده اول قیشون یالق یعنی من دو رکعت ندم سروگش مالی خالص اولن اولو بوزا آخر کی کرگات نسروگش میادی چون به احتیاط یزنن اقلیا نفل ول مگه احتمال ول هم دو رکعت ندم سروگش مالیا دو رکعت احتیاط ظهر قیم ظهر اکرکات سنت هذل وقتی اکرکات سنت اقیم مالی این گلک bir adam Ramazan arazisini tutup tamam edenden sonra bayram ayın avvalki gününe kuşluk vaktinde id namaz yiyen iki rekat namaz okuluyor. Onun niyeti şeyle, niyet kıldım okuyor ben iki rekat id-i fitr namazını vacip tekbiratları bilen üydüm şu mamuğa. Huda için Allahu Ekber. İnni id-i kurban namazının niyetler şeyle. Niyet kıldım okuyor ben iki rekat iyiydi kurban namazını vacip tekbiratları bilen üydüm şu imamı Huda için Allahu Ekber. İnha namazları şu form tertip bilen şu hilli niyetler bilen okuymalı. Namaz dinin sütünüdür. Her kim namazı kamil etse dinini kamil etti. Her kim namazını nuksan koysa dinini nuksan koydu. Beş vakit namaz Müslümanın bir ulukun büyük vazifesidir. Peygamber aleyhissalatu vesselam aydıptır. Ey sahabalar sizin kafiğinizden bir yap akıp durun mu olsa güne beş vakit bir adam varıp şu yap da sahabullah su düşüp dursa aya şol adamda kir kimisi kalır mı? En namına kir kalır mı? Deyiptir. Sahabalar aydıptırlar. Yok ya Resulullah. Güne beş vat sahabullah soğuşan adamın en namına kir kalmaz. Bes siz de güne beş vat namaz okuyorsanız göğe kafinizdaki yapka beş vat soğuşan yalık buluyorsunuz. Beş vat namaz okuyan adamda asıl güne kalmaz deyiptir. Namaz yerler şu cüre bir şerafatı dağıttır. Kudayı yakin ediyen dağıttır. Günahdan pekleyen dağıttır. Onun için Allah Tebarek ve Teala Kur'an-ı Mecid'de fermaş ediye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحسنات يذهبن السيئات تحقيق حسناتlar Kudayı edilen ibadetler günahları gittiriyendir deyiptir. Hasanat diyeni güne beş vat namazı vatınını okuysan şu beş vat namaz arasındaki edilen avunuk davunuk günahları gittirecek. Bes namaz diyenlerine şücre şerafet bağdır. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadisinin aydı ya Es-salatu imaduddin Femen akamaha fakat akameddin ve men terekaha fakat hedemeddin. Namaz dinin sütünüdür. Her kim namazını dikelse, namazı okuyorsa, dinini dikelttiğidir. Her kim namazı okuymasa, dinini veyran edip yıktığıdır diye. Onun için aziz kardeşler gayret etmelidir, şu namazı okuymalıdır. Hem öğün okuymalı, hem oğlu kıyıdını okutacak olmalıyım. Ay biz mesela sonra okuyoruz, ya sonra bir badişeste olumuzda okuyoruz. İşimizin tamam olanını ya ulukun yaşı bulumuzu okuyoruz deyip yürümekle katı bir abas rahattır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aydan de suruşu Muru simyanakum bis salati İza belagu seb'an Vazribuhum İza belagu aşran Siz namaz okuyduğundan buyurun. Her vakit oğlunuz 7 yaşa yetişti. Eğer oğlunuz 10 yaşa yetişti, onu vurun deyiptir. Yani ne mi dedik oluyor? Siz henüz 7 yaşan oğlun, o cürü bir mana düşmendir, aklı kamil olmandır. Şuna da hanam canam edip, teşviğü tergib edip, heveslendirip, sücük epler aydıp, şuna da namaz okudun. Eğer 10 yaşa kalsa, inni namaz okuymayacak olsa, onu vurup okudun diye. Ve sonra namaz, şeyle bir büyük desturun biridir.
Her kimde namazı va, dini va. Nauzu billah, namazı yok adamda din yoktur. Onun için namazı okuymalıdır. Namazı zenanalar da okuymalı, merdanalar da okuymalı, yaşlılar da okuymalı, yaşçılar da okuymalı, şahu geda, bayu fakir, musafiru mukim, öyde daşta düzde, hemme yerde bulun adama, hükmen bir büyük bulun, büyük vazifenin biridir. Şeriatın beyleki büyüklerinin hemmesi, Huday Tebarek ve Teala yerde destur etti. Emme namazın derecesi beter bilen bulunsun, Huday Tebarek ve Teala namazı yerde büyürük etmedi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ödünü arş-ı ağlağa davet edip, ödünün mukaddes mekanını eltip, şotada büyürük etti. Şunla büyürük bulun 50 namazı, Peygamber Aleyhisselam'ın haiş temennatı bilen 50 namaz evrilip geldi, 5 vakte geldi. İnnehu la yubeddelul kavli ledeyye ve inne leke behâzihil hamsı hamsin. Ey Muhammed, gepmen yanımda üt gömez, sana büyürük edilen 50 namazı sen ümmetine, senin haiştin bilen, beni getirip inni 5 vakte getirdim. Bir namazın sahanı kemelip 5 vakte gelse de, bunun sogabı şu önkü 50 sogaptır. Biz kaysı bir adam günü 5 vakit namazını okuysa öz vaktinde Huday Tebarek ve Teala şuna günü 50 namaz okuyup deyip yazacaktır. Biz namaz şeyle bir derecedir, büyük makamdır. Huday'ın yanına inki ızzetli namaz bilen yetişmelidir. Biz aziz Müslüman da olur, gayret edin, namazı et vermen, namazı et vermen. Âleminin can sağlık, keyfi hukluk hemişe verilip durmaz. Onun için o zaman sa'yedin deslap namazı öz vaktinde okuyun. Bar ahyanın merid olup, ya gafur olup, ya cuvalık ben geçen olsan, innişanın kadasını almaya şuru edin. Son peşiman olup da, ahir deme baran vaktinde dadi firyat edip Huday Teala'dan yalvarıp yuvdurarsın, vakt peyda verecek zadi yok. İnki insanın oyunup da Huday'a kulluk edip yani nuksan bulun ömrünü cübran etmeli vakti şu dünyededir. İnsana akıl izine oylanışır, okuymadık namazlarını, tutmadık ruhularını, etberen ibadetlerini kaza edip şunun peşimanesini dolduracak bulur. Büyük Tanrı'nın bariyahinden bariyiniz için tevfik-i hidayet dileyip bariyinize bağıt-ı bereket verilmeyi dileyen Subhan Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin.